2 Ocak, 8 Ocak haftalık tarotlarımıza hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Spamdayız, unutmuyorsunuz. Herkes beğenip paylaşması lazım. Yoksa kanal uçup gidecek, haberiniz olsun. Sevgili koçlar, bu ara iş konularında hatalara açık bir noktadasınız. Ani duygusal çöküşünüz, kendi içinizdeki karmaşıklıkları toparlamanız lazım. Etrafınızda kendinize rakip gören insanları küçümsemeyi bırakın, onların da başarılı olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. Özellikle de iş yerinizde K ve A harfli yöneticinizle aranızdaki soğuk rüzgarlar bitmiş olacak ve artık yıldızınız, enerjiniz ve hedefleriniz daha parlak bir noktaya erişiyor. Yani aslında kendi işinizi yapıyorsanız, bağlarınızla alakalı ekip alanındaysanız gerçekleri görerek kendi içinizdeki korkularınızla değil, etraftaki insanlardan neden korktuğunuzu bulmanız lazım. Zararsız, karlı ama siz kendi kendinize zarar veren bir insansınız, unutmayınız. İlişki konusunda değişmek, yenilenmek ve devamlı o beni arasın, ben onu aramak istemiyorum derken eliniz devamlı telefonun içerisinde, sanki siz arayacakmış gibisiniz. Bir hafta daha beklerseniz o kişiden adım gelecek gözüküyor. Evli çiftlerimiz, özellikle eşinizin iş gereği gideceği seyahatler, kendinizi biraz daha mutsuz ve yorgun hissedebilirsiniz. Özellikle eşinizde M ve R harfi ve S harfi varsa o sizi çok seviyor. Sorun bence şu an ekonomik olarak yaşadığınız krizler, çözemediğiniz olaylarda gergin duruşlar var ve çocuklarla baba arasında ve sizin aranızda bir bağ kopukluğu uyarısı veriyor. Bunları toparlamanız gerektiğini düşünüyorum. İlişkisi kötü olanlarda ihanetle karşı karşıya kalabilirsiniz. Size bazı yalanlar söylenmiş olabilir. Özellikle kayınçonuz, görümceniz arasındaki yaşanan krizlere evliliğimize de yansıyacak. Bunu çözün. Boşanmış, ayrılmış çiftler için güzel bir ilişkinin enerjisi, hatta güzel bir aşk enerjisinde vurguluyor ve hayatınız komple değişirken kendinizi de değiştirerek yenilerseniz hayat size daha keyifli, daha arzulu olacağını uyarıyorum. Sevgili boğalar, belki belli bir süre sonra kanal iptal olabilir. Bol yorum, bol beğeni, takipte kalmayı unutmayın. Evet, iş konularınızla alakalı kader çarkınız size daha farklı bir noktadan aydınlık yaratacak. Özellikle O ve U harfi ve R harfle çalıştığınız ekip arkadaşlarınızla sıkışmış hissedebilirsiniz. Bu noktanın artık bitmesi gerektiğini, kendinize yenilik aramanız gerektiği ile ilgili savaşlar veriyor olabilirsiniz. Ben de derim ki bulunduğunuz noktada sizin için güzel fırsatlar var. Biraz daha temkinli, kafanızda kurmadan, devamlı mutsuzluğunuzu ortama yaymadan, kendinize güvenerek hallettiğinizde bulunduğunuz noktada kendi başarınızı ve kendi noktanızın aydınlığını yaratacaksınız. Eğer ki kendi işinizi serbest alanda yapıyorsanız, bu ara insan ilişkilerinizin daha kuvvetli, daha kendinizi akıcı ifade ederek, çevrenizde H ve N harfli birinden çok güçlü destek alarak para problemlerimizi de çözmeye başlayacağız. Bu kart şunu da gösterir: ani taşınmak, ani başka yere gitmek ve kafanızdaki hayallerinizi gerçekleştirmek için fırsatların çıkartacağını, ama sizin kendi aile bağlılığınız, anne baba bağlılığınızdan kaynaklı cesaret edemediğiniz gözüküyor. Hayat sizin cesaret zamanı diyorum. Duygusal olarak özellikle yaşadığınız ilişkide pişmanlık, öfke, tartışma, artık ben boğuluyorum, nefes alamıyorum. Özellikle hayatınızdaki insanda L ve G ve Y harfi varsa gerçekten yorucu, paranoyak düşünceleri sizi fazlasıyla yıpratıyor. Ama ona olan bağımlılığınız yüzünden bazı dengelerde kararsız kaldığınız gözüküyor. Güçlenme, psikolojinizi destekleme vakti olarak uyarıyorum. Evli çiftlerimizde özellikle ilişkide sert konuşmalar, ciddi kaoslar, ciddi sıkıntılar söz konusu gibi gözüküyor. Siz de kendinizi boşuna zorlamayın. Bu ilişkiyi kurtarmak için ilk önce onun ve sizin ailenizin bu ilişkiye doğru sahip çıkması gerektiğini uyarıyor. Evet, bu ara seyahatleriniz, ilişkinizle alakalı çözmeniz gereken yolculuklar var. Ama haneye sürpriz bir değişim, taşınma, yeni bir alana geçme ve ailenizin özellikle arsa ve toprak konularıyla alakalı noktada haklarınızı almayı gösteriyor. Bilinçli konuşmak, bilinçli hareket etmek, kendi diliminizi doğru yönlendirmeniz gerekiyor efendim. Hoşça kalın. Sevgili ikizler, kanal gol olacak, haberiniz olsun. Spam yok ve ciddi yorum ve beğeni istiyoruz, yoksa beni unutun istiyorum. Evet sevgili ikizler, bu hafta dengeli, adaletli, yasal, haklarla ilgili
T ve E ve K harfli bir yönetim ya da iş konusuyla ilgili büyük toplantılar, büyük oluşumlar olacak. Gösterin kendinizi, hak edilişinizi alın. Bu şekilde içe kapanıklık, cesaret kırgınlıkları, beni kimse istemiyor, sevmiyor ifadelerini vazgeçtiğiniz takdirde yıkılan iş yeriniz tekrar yeniden doğmuş olacak gözüküyor. Özellikle iş bekliyorsanız ayın 8'i ve 12'si arasında güzel değişimler ve hayal olmaz, imkanı yok, yalan burası beni almaz diyorsanız bu kapının size güzel bir haberi var. Siz kendinizi doğru konuşmayı, doğru ifadeyi bulduğunuzda sıkıntı yok der. Kendi işinizi yapıyorsanız daha dengeli seyahatler, parasal evrede daha çabalı nokta var. Ama ortağınız ya da ortaklı aile bağınız varsa, C ve I ve L harfi ya da A harfi varsa, ortak kaosu ya da iş alışveriş yaptığınız insanlarla aranızda ciddi bir gerilim söz konusu olacak. Sakin ve hata yapmayın isterim. Hata yapmadığınız takdirde pırlanta dediğimiz iş ve güç sizin elinizde olacak. İlişki konusunda zamana bırakan, kendi içindeki hayalleri kırılan ve inanmayan sevgili ikizler için zamanın sizin için aktığı ve kalbinizin enerjisi, yıldızınız, enerjinizin daha yüksek olacağı bir döngüdesiniz. Ve bence morun enerjisiyle birlikte size güzel bir para, güzel bir aşk da kapınızda. Evli çiftler için biraz daha birbirimizle atışmayı, tartışmayı, birbirimize rakip olmayı ve konuşma uslubumuzu daha düzeltmemiz lazım. Özellikle sevgili hanımlar, sizde G ve U ve L harfi varsa ya da M harfi varsa karşı tarafı fazlasıyla ezip, fazlasıyla yargılıyorsunuz ve karşı taraf size kendini inandıramıyor. Özellikle eşinizin ailesiyle alakalı mal, para ve konularda sizin fazla para harcadığınızla ilgili konuşmalar söz konusu olacak. Karı koca hayatınızdaki bu ileri geri konuşmalar sizi yıpratabilir. Sakin olun istiyorum. Özellikle de sevgili hanımların ailesinden hadi kızım bırak burayı sana bir hayrı yok diyenler bu ilişkiyi tekrar toparlayacaksınız. Ama anne ve baba bazen haklı olduğunu bile bile toparlamaya çalışıyorsunuz. Zaman kaybı bilginiz olsun diyorum efendim. Sevgili yengeçler, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmayın. Kanalımız spam ve pak kapanmak üzere bilginiz olsun diyorum. Hemen çekiyorum. Evet, burada dünya işleri, hayat işleri, iş yoğunluğu ve kendi gerçekliğinizle alakalı noktada hedeflerinizi belirleyeceğiniz, daha varoluşunuzu ve özellikle içinizdeki hayal ettiğiniz eğitimin, işinizle ilgili yükseliş, başarıyla ilgili 6 yıldızınız var üzerinizde. Gör ve al der. Yani özellikle de bulunduğunuz noktada sizi destekleyen F ve L harfli ya da A harfli birinin size fazlasıyla iyiliği dokunacak. Uzun süredir iş bekleyenler için de şunu demek istiyorum. Başlamak sizin için hayırlı ve bereketli. Özellikle H harfi ya da N harfli birinden çok güzel destek alarak iş kapınız başarıya doğru ilerleyecek. Yalnız burada müteahhit, toprak, arazi konularımızla alakalı özellikle babanızda B ve E ve K harfi varsa bu konuda erkekler daha şanslı, kadınlar daha şanssız olarak gözüküyor. Haklarınızla alakalı babayla konuşma ve haklarınızın ziyan olsun istemiyorum dedim. Devlet ya da başka bir iş beklentisi için son haftanız ve çağrılacaksınız. İşiniz hayırlı ve uğurlu olsun. Evli çiftler arasında dönem dönem hayalleriniz kırılabilir. Ve eşinizin ya da sizin verdiğiniz sözler hane içerisinde tutulmadığı için devamlı hayal kırıklığı içerisindesiniz. Sihir gibi değiş. Kendini yenile, eksiğini gör, karşı tarafın eksiğini de ifade et ve başka insanlarla rakip olma. Bu senin hayat arkadaşın. Birbirinize anlamsız derecede aşağı çektiğiniz gözüküyor. Yoksa bu ilişkide ayrılık kararları evresindesiniz. Daha sabırlı olmanızı öneriyorum. Ev taşınma ya da araçla ilgili kesinlikle doğru bir hafta. Para konusunda özellikle sizin kardeşi, eşinizin kız kardeşi ya da ablasından gelecek destekle güzel bir oluşum var. Yalnız bu ara evlenmeyi düşünenlerde gecikme olabilir. Panik yapmayın. Sadece parasal bir gecikmeden kaynaklı ve doğru zamanın enerjisini yakalayamadığınız için tarihte gecikme var. Ama hayat sizinle mutlu, merak etmeyin. Sevgili aslanlar nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, Spamio kanalımız bilginiz olsun istiyorum. Evet, bu dönem özellikle
yurt dışı, evrak, koşturma, vergi, maliye bu konularla alakalı çok ciddi bir ocak başlangıcı. Unutulan emlak verginiz, araç verginiz, ailenize ait borçlarla ilgili böyle bir hukuki bir evrenin başlangıcı olsa da hepsini gayet rahat bir şekilde fikrinizle olumlu evreyi gösterir. Aile büyüklerimizden bir kadın rahatsızlığı ve bu kadının sağlık problemleri gün geçtikçe yoğunlaşacak. O yüzden ameliyat ve riskli bir dönem unutmayın diyorum. İş konusunda biraz daha boşlukta, kendi evrenizi daha sıkıntıda ve bulunduğunuz noktanın en yüksek mertebesinde olmam gerekirken hala aynı noktadayım ve artık bu insanları sevmiyorum ifadesi bakışlarınızda yansıyacak. Bence alternatif bir nokta yok. Kendi enerjinizi, kendi kendinize yargılamayı bırakın. Bulunduğunuz nokta özellikle sizin için hayırlı ve Ocak sonuna doğru burası da güzel bir değişim yaşanacak. Sadece siz başkaları hak ediyormuş gibi, siz hak etmiyormuş gibi kaosa girdiniz. Burada erkeklerin geleceği destekle yerinizde doğru bir ödüllendirme ve hak ediliş var gözüküyor. Evet, özel hayat konusunda yorgunluk, bitkinlik, halsizlik ve sizi yıpratan ne varsa yüzleşeceğimiz bir hafta. Bitirmek, kavgayla da olsa sizi yıpratacak kim varsa, B ve İ ve S harfi varsa artık bu ilişkinin bittiği, karanlığa düştüğünü biliyorsunuz. Çocuklarımız ve düzenimiz için idare ettiğiniz gözükse de siz bu düzende artık kaostasınız. Sevgili aslanlar, yolculuk için, hiçbir şey için geç değil, yaş için bile siz adımınızı atın. Cenab-ı Allah size destek olacak. Bereketiniz ve rızkınız, korkularınız geride kalacak gözüküyor. Çocuk isteyenler için bence acele etmeyin. Daha bunun için 4. ve 5. ay sağlıklı ve hayırlı. Yalnız araçla ilgili ufak tefek yenilik kararı içerisindeyseniz, kardeşiniz ya da eşinizle alakalı doğru bir oluşum, hatta kenardaki altınlarla araç değişimi gerçekleşecek oluyor. Hayırlı olsun. Sevgili Başaklar, kanalımız ciddi bir spam altında, bilginiz olsun. Yorum yazmayı unutmayın diyorum. Bunu da söylemekten utanıyorum ama siz beni kaybedebilirsiniz o yüzden. Evet, bu hafta özellikle büyük başarılar, ödüller, sizi mutlu edecek anlaşmalar, yapacağımız işte gayet başarılı. Kendi rızkımızı, bereketimizi daha iyi görerek kötü olan tüm düzenimizi iyileştirmeye karar verdik. Gerçekten olumlu. Çünkü siz kendi barışınızı, kendi özgürlüğünüzü tattığınızda iş hayatımızdaki arkada kalmak, öne geçememek dediğimiz pürüzleri çözeceksiniz. Artık yükselişiniz, 3. 4. maaşınızla ilgili korkularınız yeşermiş ve artık bu konuda haklarımızı almaya başlayacağız. Korkmanıza gerek yok. Evet, size gökkuşağı ve bereket ve tapu üzerinize geçecek konuların da konuşmaları ve bu konuda şanslı olacağız bir haftayı evresi. Bu şöyledir: mahkemesel sorununuz ya da kazanılması gereken malla ilgili hayallerimizi de gösterir. Der ki ışığınız yanıyor, korkmayın, o mal, o hayal, o size dokunacak gözüküyor. Yeni bir aşka başlayanlar, ruhunuzdaki mutluluk ve sevinç her iki taraf için de geçerli. Doğru bir aşk enerjisindesiniz. Birbirinize sıkı sarılın. Hatta hayatınızdaki erkeğin ya da kadının yurt dışı ile ilgili bağlantıları var. Belli hayallerde birlikte o yolculuğa da gireceğiz. Evli çiftlerde özellikle eşinizin iş değişimi ve bu konuda bir hanede parasal bir rahatlık, hatta kutlama, sevinç evresi yaşayacağınız gözüküyor. Ve artık eşler arasındaki hırala gürele bitiyor. Birbirimizi daha iyi anlamak, daha çok sevmeyi göstereceğiz. Kalbinizdeki kişi sizi mühür gibi düşünüyor ve adım atacak. Yalnız şunu demek istiyorum: kaderde değişiklikler, yenilikler, Allah'ın size sunacağı farklı adresler de var. Bence o güzel kokulu gül kokusunu, gül alıp evinizde gül enerjisi kaynatırsanız tüm rızkınız ve bereketiniz aydınlanacak, şirinlik enerjiniz gelecek. Hani bana tutan nefret ediyor gibi düşünüyorsunuz ya, size artık evlilik ve ilişki geleceği vaat eden ilişkiler olacak. Evinizde Yasin okuyarak, gül suyu kaynatarak evinizin enerjisi, sizin enerjinizi değiştirmenizi öneriyorum efendim. Hoşça kalın. Sevgili teraziler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmayın. Kanal ciddi bir spamda, bol yorum, bol beğeni, hatta sayfalarınızda paylaşmanızı da öneriyorum. Yoksa beni kaybedeceksiniz, bilginiz olsun. Bir daha uğraşmam çünkü. Evet, bu ara duygusal dibi dipte olmak, yoğun işler olmasına rağmen kalbimiz çok kırgın. Özellikle burada A harfiyle başlayan ya da B harfiyle başlayan bir kişiye çok fazla öfkelisiniz. Ama onun içinde H harfi de olabilir. Bu harflerde olan kişiyle yüz yüze kalma, birbirimizle konuşacağımız, içimizdeki öfkeyi, kırgınlığı,
hayatımızdaki yarım kalan evreyi tekrar doğurmak için adımlar atacaksınız. Yani siz işinize konsantre olun. Bu hafta yüzleşmek, var olan ve sizi yıpratan kişiyle yüz yüze kalmayı gösteriyor. İşte de yeniden oluşturmak istediğiniz fırsatlarınız var. Ve kendinizi büyütmek, değiştirmek, kendinizi ispatlamak, ayaklarınızdaki rızkı görme döneminiz gözüküyor. O yüzden artık kendine gel, etrafına bir bak. Seyahatler, iş gereği gideceğin toplantılar, toplantı içerisinde konuşacağınız evraklar ve kendinizle ilgili beklenti içerisinde olduğunuz masanız verilecek. Eğer ki yeni iş bekliyorsanız siz buna hazır değilsiniz. Enerjinizi değiştirmeniz lazım. O yüzden 71 adet karınca duası okuyun. Ve bu okuduğunuz karınca duasını bir suyun içine okursanız eliniz kolunuzdaki bereketler açılmış olacak. Elinize attığınız yarımlıklar bitecek. Aşk için de aynısını diyenler için diyorsam, özellikle evinize gonca çiçeği, yani gonca tohumlar atın. Rızkınız ve bereketiniz ilişki konusunda açılsın ve bu açılma size büyük bir renk katsın istiyorum, unutmayın. Evet, evli çiftlerde kendi içinizdeki sorunlardan çok çocuklarınızın yaşadığı bazı krizler, eğitim sorunları, bunların algı problemi ve dikkat probleminden kaynaklı psikolog ya pedagog evresindesiniz. O yüzden ruhunuz şu an çocukların geleceğiyle ilgili gösteriyor. Peki eşinizle aranızdaki soğukluk yavaş yavaş bitiyor ama sizin de kendi eviniz için İnşirah suresi, karı koca hayatınız için İnşirah suresi okursanız eşinizdeki bu soğukluk, sizi istemeyen tavrı, davranışları daha rahata ermiş olacak. Bence sizde de hatalar var. Siz de onun soğukluğundan, siz de soğuk davranıyorsunuz. Birbirinize sıkı sarılın efendim. Sevgili akrepler, beğen, yorum yap. Yoksa beni kaybediyorsun. Çünkü kanal spamın 1 milyon altında, bilginiz olsun. Sevgili akrepler, evet, iş konusunda yeni anlaşmalarda çok dengeli ve hayırlı bir nokta. Mesela K ve E ve L harfi bir insandan da ciddi anlamda 3 aylık projeniz ya da işinizle ilgili 3 ay sonraki planlamaların altyapısı kurulacak. Siz kendinizi daha iyi bir noktada hissetseniz de kendinize iş kurup daha farklı alanlarda yer almayı planlıyorsunuz. Kartlar ki şu an hayaller yalana dönüşebilir. Siz bunun için Haziran ayına ihtiyacınız var. Şu an bu döngüyü yaparsanız toprağınız bereketsiz kalır. Yerinize doğru odaklanın diyorum. Yasal, ailemizde ceza ile ilgili sıkıntılarda, özellikle erkek kardeş, abi, baba gibi sıkıntılar ve burada mahkemede uzun soluklu devam edecek sıkıntılar var. O yüzden aile büyüklerimize destek ve maddi destek vermeniz gerekiyor. Aşk konusunda kaderin seçimini beklerken hatalı insanlar tercih edip kendi evrenizi, kendi psikolojinizi fazlasıyla yıpratıyorsunuz. Olduğunuz gibi olmayı ve kendiniz gibi bir insanla yol almanız gerektiğini biliyorsunuz ama kimse beni beğenmiyor diyorsunuz. O yüzden kendinize Fil suresi 2 adet okuyarak üzerinizdeki bu beğenilmeme, istenmeme evresinden çıkmanızı istiyorum ve de bir yatır ya da bir yerde dua ederek enerjinizi değiştirin. Evli çiftlerde kalpler birbirine doğru konuşacak ve artık kendi içimizdeki hataları görerek eşiniz ya da siz özür dileyip yuvanız ve düzeninizi kabul etme ve düzeni daha aydınlık bir noktaya itmeyi gösteriyor. Ama der ki her özgürlük ve her kaosun arkasında bazı ailevi sıkıntılar var. Özellikle eşinizin babası, kardeşi arasındaki kaoslar ve sizin babanızla eşinizin arasındaki gerginlikler her geçen gün sertliğe doğru gidiyor. Bunları toparlamanız lazım. Yoksa ilişkide sebepsizce bitecek olaylara şahit olacaksınız. Toprak ve konularla ilgili de biraz aceleci karar veriyorsunuz. Kredi ödemelerinizi toparlayıp ondan sonra bu döngüye girmeniz hayırlı. Kalbinizdeki kişi sizinle konuşmak istiyor. Siz hazır mısınız? Onu iyi karar verin istiyorum. Sevgili yaylar, beğen, yorum yap, abone ol. Kanal spam altında, beni kaybetmeyin. Bol yorum. Evet sevgili yaylar, geçit ve köklenme, iş konunuzdaki ihanetlerin kimden olduğunu bulacaksınız. Özellikle T harfiyle başlayan ya da O ya da Y harfiyle başlayan kişinin sizin dostunuz olmadığını, ayağınıza diken olduğunu göreceksiniz. Yeni bir işi başladıysanız burada iletişim dengelerinde daha mutlu, kendinizi doğru ifade edeceksiniz ve bu kapıda kalıcı olacağınızı uyarıyor. Yalnız son zamanlarda kendinize yalan söylediğiniz konularla da yüzleşmeniz lazım.
Çünkü siz kendinizi bu ara beğenmiyorsunuz. Cildinizi, duruşunuzu, konuşmanızı, bir cilt bakımı ya da yüzünüzün enerjisine, psikolojik enerjinizi yoga, meditasyon yaparak bir şifalanın diyorum. Uzun süredir işsizseniz, bu konunun asla sizin için olumlu olmadığını düşünüyorsanız, 2 hafta içerisinde Koç burcu biri ya da Ateş burcu, Koç Aslan Yay burcundan çok büyük destek alarak işinizle alakalı hem yolculuk hem de sağlam bir iş kapısına gireceğinizi gösteriyor. Özellikle de A harfli bir kişinin desteğiyle bu iş bağlantımız ve yarımlığınızın çözülme. Eğer buna inanmıyorsanız, hep ben yarım kalıyor diyorsanız, 71 adet karınca duası yaptığınız yemeğin içine okuyarak evdeki herkesin bereketlenmesine de şifa bulabilirsiniz diyorum. Aşk konusunda yeni bir ilişkiye başlayanlar için, kalbin sizin için H ve A ve E harfi varsa bu kalp doğrudur ve bu yolculuk evliliğe doğru temsil edici ve artık doğru insanı bulduğunuzu gösterir. Geçmişe dönük birinin geri gelmesini istiyorsanız kalbiniz yine kırılır. Hazırlıklı olun istiyorum. Eğer ki evliyseniz bu düzende bazı karışık olaylar olsa da hanemize sürpriz paralar. Ya sıkıntı içerisinde olduğumuz ödemelerimizle ilgili derin bir nefes alacağımız. Kalbimiz artık şifa da bulacağı olduğu için eşimiz, düzenimizle alakalı krizleri çözmeye doğru gideceğiz. Der ki ruh konuşmalı. Ruh karşı eşinizle, hayat arkadaşınızla, sevgilinizle, ailenizle konuşmalısın. Çünkü siz konuşmadıkça nerede sıkıntı olduğunu kimse bilmiyor. Biraz daha konuşarak problemlerimizi hem ailemize hem eşimize anlatmamız lazım. Sizde de özellikle kız çocuklarınız ikinci katta oturuyorsanız çocuklarımızın dışarıya dönük merakını unutmayın. Zarar görmesini istemiyorum. Sevgiyle kalın. Sevgili oğlaklar, abone, yorum, beğeni, spam yok kanalımız. Beni kaybetmeyiniz. Evet, bu ara iş toplantısı, iş yemeği, koşturma ve bu iş yemeği evresinde tanışacağınız çok güzel bir kalbe şahit olacaksınız. Ve bu kalp sizin için kalıcı ve sıkışmış evrenizin bitip özgürlüğünüze kavuşup evlilik yapacağınız insanla tanıştırmayı gösteriyor. Bol bol toplantı ve seyahatlere katılın. Doğru insanla göz göze geleni istiyorum. İşinizle alakalı uzun süredir söz verilen her şeyin boşlukta olduğunu düşünüyorsunuz. Artık söz verilme, makam değişimi, bilgeliğiniz ve ifadeniz en doğru şekilde aydınlığa kavuşacak ve hak ettiğiniz yerin başlangıcının tadını alacaksınız. Eğer iş kapınızda hep bir çözümsüzlük varsa bol içinizden geçen ya Fettah ya Reza 89 adet okursanız bu işteki sorunların da çözüleceği, bereketinize bereket katılacağını uyarıyor. Araç değişimi kararı içerisindesiniz ama araç değiştirirken dolandırılabilirsiniz. Haksız yere paranız gidebilir. Dikkatli olmanızı istiyorum. Evli çiftlerde güzel giden bir hafta, sürprizler söz konusu olacak. Birbirinizle kaliteli konuşmayı, gelecek planlamasını daha güzel yapacaksınız. Konuşmadığınız konular, geçmişte saklanan olaylar daha birbirimize ait bir noktada gösteriyor. Eğer görümceniz ya da eltinizle aynı binadaysanız yeni kapı sizin için. Eşinizin de bu kararıyla birlikte yeni bir kapıya geçeceksiniz. Burası da size uğur getirecek. Yalnız sizin kendi ailenizden arsa ve toprak konularında sizin de hakkınızla ilgili imza alınacak. Bu yer değerli gözüküyor. Çocuklarınız ve sizin geleceğiniz için sağlıklı, burayı sakın satmayın istiyorum. Çocuk düşünen ve bir türlü çocuğu olmayan takipçilerim için tebrikler diyor kart. Ne istiyorsanız Allah size evlat sevinci de nasip edecek. İlk önce kariyerinizdeki eksik noktaları bir toparlayın. Eşinizle anlaşamadığınız noktaları görmeniz lazım. Çünkü siz de krallıkta birbirinize aitken siz kendi kendinize uzaklaşıyorsunuz ve mutsuz gibi davranıyorsunuz. Siz doğrusunuz. Rabbim sizi doğru yazmış. Hatayla da sevabıyla siz birliktesiniz. Unutmayınız efendim. Hoşçakalın. Sevgili kovalar, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutma. Yoksa kanal uçup gidecek elinizden. Beni uçup uçup göremeyeceksiniz diyorum. Evet, bu ara iş konularınızla ilgili gözünüzü dört açın. Yeni fırsat, yeni kapı ve içinizdeki dua, sevgi, enerjisi size fazlasıyla güzel kapılar yansıtacak. Ve hayal ettiğiniz işin anahtarı size veriliyor. Şöyle diyelim, ortaklı iş kurmak istiyorsanız bu yalan değil, gerçek hazine sizin için açılacak. Güzel büyüteceğiniz ve yurt dışı bağlantısı, şehir dışı bağlantısı olacak. İşlerinizle ilgili mührünüz, isminiz doğru ilerliyor. Devlet ya da kurumsaldaysanız arkanıza dönüp dönüp benim hayallerim vardı demeyi bırakın.
deveniz artık hareket ediyor. Yükünüz, işinizin vakti ve zamanı gelmiş. Ama geçmişe dönük alacaklarınızla ilgili yasal evre yaratmanız lazım, başlatmanız lazım. Cesaretiniz yok. O işle ilgili, haklarınızla ilgili başlatma yapın ki haklarınız ziyan olmasın. Kalbinizdeki kişi sizin için kaderim benim de. Ben hatalarımı yaptım. Sen beni affet ve yol seçimi benimle olsun. Pişmanım diyecek bir adım geri dönüşü var. Siz arkasından da alyans var. Emin misiniz diye soracağım. Çünkü aynı hataları hep yapacak. Geçici değişmeler var. Bunu bilmenizi istiyorum. Evli çiftlerde, evet, burada bu hanede bereket, konuşmalarda sakinlik. Belki sizin annenizle alakalı dua isteyebilirsiniz. Ya da ölmüş bir kabir ziyaret ederek, büyüklerimizi ziyaret ederek şifa bulabilirsiniz. Bu da sizin kafanızdaki soru işaretlerini bitirmesine sebep verir. Der ki git ölmüşünü ziyaret et, dönüşünde bereketini Allah sana versin ister. Satmaya çalıştığınız ortaklı 4 ya da 6 ortaklı yerde kavgalar, tartışmalar söz konusu olacak. Mümkün olduğu kadar onları değil, avukat tutarak bu döngüleri belirlerseniz daha güzel başlangıçlar, paranızı da daha rahat bir şekilde alırsınız. Ama buradaki parada bir beddua var gibi, bir ah var gibi. Çünkü kimseye herkes benim orası diyor. Aslında adaletli nokta 5-6 kişinin orası. Burada bir yanlış var, burada yanlış anlatım var. Burada büyüklerinizden birine sorun, orası sizin hakkınız, başkası hakkınızı yemesin. Sevgili balıklar, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Kanal Ciddi Spam. 2 hafta boyunca mücadele veriyoruz. Siz de mücadele verin, yoksa beni kaybediyorsunuz. Sevgili balıklar, evet, güzel işiniz, güzel kapınız, beklediğiniz haber hayırlı ve uğurlu olsun. Bunun kutlamasını dostlarınızla, arkadaşlarınızla gayet keyifli şekilde yapacaksınız. Ve burada bir yurt dışı yolunuz var. Bu yurt dışı yoluna gidip geldikten sonra tüm boşluklarınız bitmiş. Kendinizi daha güçlü, daha keyifli bir haftaya başlatacaksınız. Yani Ocak ayı sizin için inanılmaz derecede eksik yönlerinizi bulup hayatınızdaki plansız giden döngüleri çatınıza oturtmak, kendinizi daha bilinç, özellikle S ve İ ve M harfi varsa artık sizin elinizden uçan da kaçan da kurtulmaz diyorum. Çünkü parasal evre, duygusal travmalarınız geride kalacak, merak etmeyin. Özellikle Y harfi ve İ harfi ile başlıyorsanız duygusal anlamda yaşadığınız kaos sizi yıpratıyor olabilir ve der ki Ocak sonunda yepyeni bir enerjiyle birlikte şifa bulacaksın. Yarım bıraktığım konular, yarım işlerini toparla. Kendine ortaklı bir iş kurmak istiyorsan tam zamanı. Buna cesaret et ve iş ve para noktanı artık aydınlığa kavuştur. Hep askıda tutuyorsun ve devletle alakalı beklediğin imzada gerçekleşmiş olacak. Hayırlı ve uğurlu olsun diyor. Evli çiftlerde biraz daha minimal sakinlik, small sakinlik var. Yani en az seviyede tartışmalar söz konusu olacak. Çünkü burada hem eş aynı şeyi anlatmaktan hem de kadın aynı şeyi söylemekten o kadar bıkmış ki. Yani iki evde iki yabancı gibisiniz. Maşallah evliliğiniz sıkıntıda, dışarıya hiçbir şey yokmuş gibi gösterip evde kendi kendinize yiyen bir tavrınız var. Artık bununla da yüzleş, yoksa bu evlilik bayağı bir tehlikeye doğru gidiyor. Yeni evlenme ya da yeni bir ilişkiye başlayanlar için ilişki için doğru zaman, ama parasal ya da yatırımla ilgili ani kararlar vermeyin. Çünkü bu hafta size şanslı ama abur cubur, yani parayı abur cubur şeylere harcayarak ziyan etmeyin. Bir de uzun süredir annenize söz verdiğiniz hediyeyi alma vakti diyorum. Sevgiyle kalın efendim, hoşça kalın.